5 Alman, ya 2 Rus. Almanya canım. Yalnız şöyle bir şey var. Alman savunuyor, Rus girmeye çabalıyor bu sırada. Tamam, Alman aşırı üstün, o yüzden Alman diyorum. Herkes Alman demiş. Başlatalım. Switch Team'de mi ya? June 21st, 1944. Batı'da, Normandiya'da ağır bir savaş dönüyor 2 haftadır diyor. Doğu'da ise daha sakin bir durum var diyor. Bahar kuşlaması bittiğinden beri. Belarus'un kapılarına kadar geldi Ruslar. Ruslar burada gücünü toplamaya başladı diyor erken yazdı. Operasyonun ismi Bagration. Alman ordusunu kıstırıp merkezden yok etmek amaçları. Varşova'ya doğru yollarını açacaklar diyor. Bunu başarabilmesi için Almanların ana noktalarını vurmaları lazım. Vitebsk, Orşa, Mogilev ve Bobruisk. Ki bu da bizim oynayacağımız kısımlar olacak zaten. İlk bölümümüz Orşa. Tarihi değiştirebileceğim bu kadar. Normalde Türkler yardım etmiş bana bakar. Orşa'da hazırlardı diyor Ruslar için. Sık sık gelen saldırılara karşı yeterince konuşlanmış ve hazırlardı diyor. Düşmanın ofansifini kırabileceklerinden eminlerdi. Alman savunma sisteminin ana noktası Orşa diyor. Ve en iyi ordular da oradan savunuyor. Sovyetler de kıştaki başarısızlıklarının şeylerinden ders almıştı ve kırmak için hazırlanıyordu. 23 Haziran'da topçu atışı ve hava bombardımanıyla şu ana kadarki en büyük bombardımanın gerçekleştirdiği 2. Dünya Savaşı'ndaki Ruslar diyor. Ve girmeye başladılar. ...24 saat geçti Vitebsk'e yapılan ilk saldırıdan önce ve oradaki garnizon çökmek üzere diyor. Vitebsk'i de burada işaretlemiş. Bizim görevimiz Orşa, Mogilev ve Bobruisk olacak. Şimdi bütün saldırı hedefleri Orşa'yı gösteriyor diyor. Sovyet 11. Guard Army oraya şey yapıyor diyor, destekle beraber. Orşa önemli bir kavşak, yol şeyi. Ve aynı zamanda da tren yolunun şeyi, merkezi diyor. Hitler burayı bir kale olarak göstermiş. Son adama kadar savunulması gerekiyor denmiş. En iyi iki Alman birliği varmış. 78. Sturm ve 25. Panzergrenadier birlikleri. Nereden saldırı gelirse ona göre savunacaklar diyor. Ama kuzeydeki 256. Piyade Birliği sıkça adam kaybetmiş ve devamlı çömezlerin geldiği, yeni acemilerin geldiği birlik haline gelmiş. Moskova-Minsk ana yolunu almaya çalışacaklar diyor. Toloşin'den kırarak. Göreviniz bunun olmasını ne olursa olsun engellemek olacak. Ana yolun şeyde kontrolünü tutmalıyız diyor. Toloşin'i 29 Haziran'a kadar tut diyor. İkinci görevim de Orşa'yı tutmak. Şimdi bu yeni gelen DLC ile beraber getirilen bir harita üzerinden oynama sistemi var böyle görebileceğiniz. Ben Ruslar üzerinde biraz oynamıştım. Şu an tur Ruslar üzerinde ve ilerlemelerini görebilirsiniz. Muhtemelen beni çevirmeye çalışacak birçok yerden. Onun dışında orduların birçok yerde konuşlu ve gömülü. En çok tutmam gereken yer ana şeyimiz, yolumuz. Onun dışında her tarafı mümkün olduğunca desteklemeye çalışacağız. Düşman giremesin diye. Aleykümselam. Mesela buraya bir ağır saldırı yiyoruz ki kuzeyimiz en düşük güçteki birlikte. Saldırı avantajı onlarda olduğu için saldıran 3 birliği görebiliyorum. Üçü de bir tanesi neymiş? Guards Rifle Regiment. Ortadaki artileri ve bir Guards Rifle daha. 2 piyade bir tane bombardıman desteği alıyor.
Benim bir tanesi zorunlu piyade. İkincisini topçu desteği olarak ayarlayacağım. Üçüncüsünü de uçak desteği alabilirim mümkünse. Close support varmış. Uçak desteği alalım. Ben seçiyorum yani. Saldıran kısımda üçünü de siz seçiyorsunuz. Savunan kısımda şu an ben olduğum için bir tanesi otomatik seçili oldu. Bunu auto-resolve diyebilirim veya kendim oynayabilirim. Kendim oynamayı tercih ediyorum. Çünkü auto-resolve tam olarak neye tekabül ediyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi uçak desteği ve topçu desteği yerine geldi. Şimdi sıralamaya girecek. Ben yanlışlıkla auto-resolve'a mı bastım? Neyse savunma kazandı. Savunma kazandı. Ayo. Şeye basmadı. Niye böyle oldu bu? Neyse. Neyse. Şu birliği AI'ya vereceğim. AI'dan da bir topçu birliği alacağım kendime. Savunması daha rahat oluyor çünkü. Benim birliklerim burada, AI birlikleri burada. Şu müzik telife tabi, o yüzden YouTube'a bu reklamsız gidecek mecburen. Güzel şeyleri var, müzikleri var ama hepsi telife tabi. Uçaklar otomatik savaştı. Evet, uçak niye otomatik savaştı onu anlamadım. Çok saçma bir durumdu. Ruslarla oynarken öyle bir şey yaşamamıştım ve işin boktan kısmı şu, ben bir birlik eksik kaldım şimdi. Karşı 3 birlik, ben 2 birliğim. Yok, onun da uçağı düştü bayağı bir. Onun uçak desteği yoktu ama neyse. 5 tane falan uçağı düştü. AI burada konuşlanıyor, burada tutacak saldırıyı. Benim de bu tepeleri tutmam lazım o zaman. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle fortification bonuslarımız var. Bunları iyi kullanalım. 75 milimetrelik pak şuraya konuşlandıracağım. Ana yolu görmesi için. Bir 75 milimetreyi de buraya, bu araziyi görebilmesi için konuşlandıracağım. Onun dışında iki tane piyade şöyle yerleştirelim. Batarya şeyi var, lef birlikleri. Lefleri şöyle tepenin arkasına konuş ya da biraz daha geriye konuşlandırayım. Lan menzili ne tam olarak? Menzil yok mu? Şu arkadaki köyün oraya konuşlandıracağım. Yanlarında bir mermi şeyi verelim. Desteği. Yine burada bir ana yol var. Bayağı da bir boşlukta. Oraya da ufak bir bunker ekleyelim. Pak bunker. Bir bunker da buralara bir yerlere ekleyebilirsem aslında iyi olabilir. Ha, orası bende değilmiş. Ne kadar bunker ekleyebilirsem o kadar güvenli olur etraf. Aynı şekilde MG Bunker da şöyle ekleyelim. Yollardan gelenlere vursunlar. Bir MG Bunker da olası bir işgal için buraya çekelim. Tel örgü çekeceğim ormana. Ormandan gelmelerini istemiyorum. Ormanı çekebiliyor musun? Ya ormanın çıkışına çekeceğim. Da öyle olmuyormuş. Tamam, oraya da bir tel örgü çektik. Biraz daha tel örgü ayarlayalım. Buradan sızmalarını engellemek için bunkerın etrafına tel örgü yapayım. Şu an bunker'ın kenarlarında tel örgüler olacak. Bunker zaten genel olarak alanı tutuyor. Onda sıkıntı yok. Bir tel örgü de şu tepeciye çıkmalarını engellemek için yapacağım. Uzunca bir tel örgü. Bu tepe bizim en stratejik konumumuz. Burayı mümkün olduğunca tutmamız lazım. Tamam, oraya da tel örgü çekildi. Belki buraya ufak bir mortar desteği de bırakabilirim.
varsa AA varmış ama karşıda şey olup olmadığından emin değilim. MG koyacağım buradaki ormanlara. Bir de sanırım şey koysak fena olmaz aslında buralara. Gerçi benim hiç anti tankım yok. Aa, rezalet. Neyse, fortifikasyonları dizmeye devam. Köprüyü tutan bir pak daha. Ya bizim diğer herif de yok olabilir, o yüzden orayı da paklarla tutalım. Daha hafif paklar olacak orada ama AI tutamazsa diye en azından fortifikasyonlar hazır beklesin. Şöyle bütün şeyleri tuttuk. Lan tutsun MC. Tamam. Buraya bir tel örgü dikmem gerekirse... Ya yayın önünü de kapatmayalım da ne olur ne olmaz. Ben yine kendi tarafımı düşünerek bir tel örgü yapacağım. Nehir geçişlerini kapatmak amaçlı şöyle yolun kenarlarını tel örgüleyelim. Kendi geçişimi kapatmak istemiyorum. O yüzden o şimdilik kalsın. Oralara falan gerek... Yok, bu savunma para yemiyor. Savunma var olan bir şey. Gunpit'ler var mesela. Gunpit oluşturabilirim. Mortar belki koyabiliyorsak içine. Emin değilim Gunpit'in içine mortar konuyor mu ama. Normalde içine MG veya şey koyabiliyorsunuz. Siper... tel örgülerin arkasına biraz siper ekleyebiliriz. Tel örgülerin içine adam yerleştirmek gerekirse diye önlerine siper ekleyelim. Bir de şu nehrin önüne ya da nehrin arkasına çekelim bir siper hattı. Girmelerini de engellemek için siperin önüne bir tel örgü. Yine şu nehir kenarına da bir tel örgü. Yani toplam uzunluğu var zaten. Aha. Yazıyor 1871 aha, diye. Şu. Şöyle yol kenarlarına özellikle köprü geçişlerine siper yaparsam. Tamam, daha fazla harcamayacağım ya. Tel örgü falan. Bilmiyorum yani şu an daha ne kadar lazım olur. Kenara köşeye hep attım. Ya karşına uçak beklemiyorum ama ne olur ne olmaz. Şunu da ekleyelim. Başka nelerimiz var? Panzer şirekli askerlerim var. Onları... Şu siper de hazır bekleteceğim. Daha sonra şey yaparız. Ekstra bir şey gerekirse ona göre ayarlama yaparız. 2 MG'yi bu tepeye döşedim. Bir MG'yi recon lazım aslında. Recon'u şöyle koyalım. Bir de piyade. Tamam. Tamam. Oraya o piyadeye gidecek. Bunlar direkt inecek. Bu insin, bu insin. 5 ol hatta. 5 tamam. Şunlara 6. takım yapalım. Bunlar da direkt insin. Evet, başlayalım. İlk oyundan hiçbir farkı yok gibi duruyor yalnız. Ne grafik açısından ne şey açısından. Birlikler farklı. Hatta bazı birlikler 1. oyundan da gelme. Tamam, hallettim. Bu derece yani. Yani var. Aynı birlikten var. Evet, şu an saldırılar başladı. Yani gördüğünüz gibi 75 milimetrelik pakım tepeden sıkıyor. Bir tane araçları patladı. Buradaki 75 milimetre de iyi vuruyor şu an. İçine mi girdi onlar? Ha, onu emplace. Şu 6, bu 5. Topçu atışı gelecek karşıdan. Topçular şu an konuşlanıyor gördüğüm üzere. Güzel, patladı direkt. Güzel, o topçu da patladı. Piyadeleri biraz saçayım. Özellikle buradaki orman bayağı tehlikeli. Buraya biraz daha piyade ekleyelim.
Nereden yiyoruz? Şuralarda bir yerde atış geliyor. Atışın yerini gördüğümde karşı atış emri vereceğim de. Şu an görmüyorum. Şurası. Daha şunları da şehre konuşlandırayım ya. Tepeyi vermeyelim. Tepeyi verirsek muhtemelen kazanması çok zor olacak burayı. Başlığı değiştirdim ben. F5 yaparsan düzelir. Biraz tankı da var. Şu an gördüğünüz gibi atış buradan geliyor. Ben de karşılık vermeye çabalayacağım. Buralardan bir yerden daha atış geliyor. Ona da mortarcım var. 81 mm. Onunla karşılık vereceğim. Atışın nereden geldiğini görsek tabi. Gördüğünüz gibi bizim lefler karşı atışa başladı düşmana karşı. Ben nereden atışıyorum ama işte. Şu an lefler buradan atış yapıyorlar. Saldırı piyade geliyor gördüğünüz gibi. Bunker buraya yolu iyi tutuyor. Düşmana şey vereceğimizi düşünmüyorum çok. Rahat bir giriş vereceğimizi düşünmüyorum ama şunun pinlenmesi kötü oldu. Tankları tutacak bir şeyim yok aktif olarak. Ya piyadem var, tank vurabiliyor ama. Siperlere de askerlerim girerse siperlerden falan tutarız en fazla diye düşünüyorum. Şuradaki topçu hala çıkmadı ortaya. Diğer taraflar nasıl? Diğer taraflarda AI tutuyor zaten. O düşünsün onu da ben düşünmeyeyim. Şurada. Şurada ama mortarın menzili ona yetmez. Lefle atış yapacağım. Buraya ekstra bir birlik takviyesi getireceğim. En zorladıkları yer burası gibi duruyor şu an. Var mı askerimiz? Stormshootenler. Gelin bakalım. Ormandan yetinirsek burayı yine bir nebze tutabileceğimiz arkada siperlerimiz falan var. Şöyle göstereyim siperleri de. Bayağı şey yani. Girmeye çalışırsa vururuz. Şu tankı avlayabilirsem piyadeli bayağı iyi olur. Onun da burada mortarı var. Atış geliyor yine. Lef'in işi bittiyse Lef'i kullanmam lazım ya. Tamam, o yeterince orayı bombaladı bence. Daha yeni Lef de çağırabilirim. Da 3 puan istiyormuş. Salvo yapabilmek için en az 2 tane çağırayım da. Şu an gördüğünüz üzere yaklaşan piyadeler var. Bir tane recon çağırayım. Alanı iyi görelim. Nerede var recon'um benim? Flaker gel. Siperlerde birliklerim var ama tamamen çekilip ormandaki cover bonusunu vermem. Ormanda da cover bonus var. Çok delikeli. Şu an anti-tank desteğimi kaybettim. O desteği kaybettiğim için düşman biraz rahat şey yapıyor. İlerliyor araçlarla. Bu topçu desteği olarak da ona avantaj sağlayacak. Aleykümselam, hoş geldin. Topçu desteği biraz sıkıntı çıkartacak bize. AT yok mu sende? AT yok bu birliklerimin hiçbirinde. Ya hangi birliğin içinde tam olarak ne var onu da bilememek işte biraz sıkıntı. Birliklerin ismi var da birliklerin içeriğini pek göremiyorum. Ya bakın, ormanda da yüksek cover alıyor asker. Siperde de yüksek cover var. O yüzden hani sipere geri çekilmenin şu an çok büyük bir avantajı yok benim açımdan. Arkalarından saldırıya geçeyim. Bir dakika, benim leflere ne oldu? Geçmiş olsun, leflerimiz havaya uçmuş. Vurdular demek. Yeni lef birlikleri getireyim hemen. Bunları daha uzaktan tutacağım. Joy 2 oynadık zaten. Şuraya bir gözcü
yerleştireyim de. Ateşini de engelledim. Düşmanı daha iyi görmem lazım. Bir ATM olsaydı bu, yani bunker dışında ATM, çok rahat konuşlanırdık. Bu kırıldıktan sonra burası da bayağı sıkıntılı olacak. Oraya da ek piyade veya bir MG eklemem lazım. Einsatzbereit. Geldi mi bizimkiler? Bir topçuların yanına bir de mermi şeyi. Siperlerin içinde dağılalım. MG kulesi çok uzun süre tutamayacak bunları ya. Bayağı saldırı var. Ne kadar dayanman lazım? 21. Dakika mı? Hızlandırabilirim hatta yani onu. Zaman benim kontrolümde de. Piyade de çok efektif bulamadım. Şu MG'yi tepenin diğer tarafına yollayalım. Burası henüz daha kırılmadı. O güzel bir haber. Ama AI burada geride konuşlandığı için bu bunker çok uzun süre tutmaz gibi orayı. Benim bunker gitti bir tanesi. Bu benim değil de Spek'e götürseydim. Neyi? Ben, tel örgü var da. Siper arkasında kalıyor. Belki ateş edemez ya, anlamasan diye. O yarmayı kırmak için şimdi MC ekleyeceğim onu. Ben yine left'leri takımlamayı unutmuşum galiba. Ya şu aracı indirmem lazım aşağıya. Hadi oğlum. İndir onu. Güzel. Patlattık. Geldi mi MG? Ha, burada tel örgü varmış. Ben buraya siper eklememişim. Dedim mi sana? Arka siper, arkaya ekleyelim. Bir MG'im daha vardı galiba boşta. Onu da getireyim. Siperlere konuşalım. MG'yi şimdi hareket ettim, benim bir anlamı yok. Hoş geldin Onur. Abonelik ifadenin ne kadar süre kullanıyoruz bilen var mı? 24 saat galiba, bilmiyorum. Rica ederim. Mermisi bitti. Mortarın oraya bir destek yollayalım hemen. Biraz topçu desteğini göze alabilirim. Önemli olan şu, bu şehrin tamamen bende kalması bu sırada. Bu şehri kaybetmenin şeyi yok. Kurtarır yanı yok. MG falan orayı biraz şey yapıyor yine. Ama bakalım ne kadar sürecek. Çünkü gördüğüm kadarıyla buradan geliyor. Burası şu an savunmasız bölge oldu. Heh, başladı MG atış. Aslanım benim, ne güzel sıkıyorsun sen öyle. Ne tatlı sıkıyor lan öyle. Tam kameramın kaldığı yerde de şey varmış, iyi mi? Şöyle veya şöyle aşağıya koyayım kamerayı. Daha rahat göreceksiniz. MG einsatzbereit. Recon'um şu ağacın orada var da. Saldırısı kapalıydı. Şimdi düşman birliği gelmiş. Direkt karşılaşacaklar. Tam taraflara bir yere koyayım. Yani gördüğünüz gibi ormanda bonus aldığı için siperde de ben bonus alıyorum, tamam, ama siper ormanı kaybetmeden sipere çekilmenin bir avantajı yok. Oo, tank var lan orada. Şurada bombardıman geliyor, onu vuracağım.
anti tankçılarım var. Hemen şehrin girişinde onlar patır patır vuruyor. İyi, mermi desteğimiz yetişmek üzere. Buradan ilerlemeye başladılar. Buraya da en yakın desteği verebilecek mortarcım burada. Daha mortarcının yanına ek mortarlar götürelim. Ya komandant. Lefleri nereden vuruyor? Buralarda bir yerde. Neyse, piyadeleri tuttuk. MG bu kıyıdan ateş edebiliyor. Aslında bu MG'yi de oraya çekebilirsem, çok uzun bir yol ama çekebilirsem çok iyi olur. Bu tepeyi vermeyeceğiz ya. Yok, tekrar araca bindiremiyorsun. O bir handikap. Şu ortanca tepeye de bir iki asker yollayalım. Şu tepecik de gitmek üzere. Oraya da ek MG ve piyade. Buradaki bunkerımı yıktılar. Artık bu tarafı sadece bir adet bunker tutuyor. O da herhangi bir sıkıntı yerse sıçtık. Neyse, mortar desteğini en azından birazdan verebileceğim adam gibi. Şunları da şey yapalım. Ufak bir birlik getirmiş. Çatır çatır siperi vuruyor. Push. Nereden geliyor bu atışı? Şurada bir yer. Aynen. Tam oradaymış. Topçular şimdi ateşi oraya odaklayacak. Zannediyorum ki onların topçuları benim topçuların menziliyle şu an çok kapışacak durumda değildir. Ya da bunkerımı iyi vurmuş. Siperlere daha çok piyade gönderirsem bombardıman da kaybetme riskim artar. 330, 250 metremde olması lazım sallayabilmem için mermiyi. Götüme kadar girdi. Şunlar kaçta vuruyor? 200'de vurur mu? 150'de vuruyor piyadeninki de. Riski alacağım. Patlatmam lazım. Hatta 100'de mi vuruyor? Oha! Neyse, patladı ama piyade de gitti. Orman düştü. Biraz daha piyade takviyesi yapalım. Zamanı da hızlandırıyorum. Artillerie zu diensten. 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Mehr Feuerkraft gefällig. Saldırı geliyor. Güzel olmuş bu modu aslında. Bence de bu modu bayağı tatlı. Ama savunma modu güzelmiş. Saldırı modu inanılmaz delirtiyordu adamı. Geçen oynadım ya. Deliriyordum saldırıda. Çünkü birliklerin içeriğini bilmiyorsun abi. Birliklerin ismi var, içerik belli değil. O biraz sıkıntılı bir mevzu. Topçum var ama iki tane var arkada. Leflerim buradan ateş ediyor şu an. En güvenli bölgem orası gibi. Evet, diğer ikisi büyük ihtimalle mermi kamyonu patladı yanlarında. Yeni değil bu oyun yok. Şu Pak'ın bunu indirmesi lazım aslında. Zorla vurduracağım. Mermi aracı patlarsa güzel olur. Mermi araçlarını yaşatmayacağım ya. Herif kendini tamir ediyor olabilir. Normalde mermi araçlarına sıkmıyor birimler. Ben zorla sıktıracağım. İyi, MG dönmüş oradan. Arkadaki mermi mi almıyor? Eyvallah Onur. Şurada mortarlarımız var. Onlar da destek verecek.
hücumcilerden birini çekelim ya. Şehri tam girişinde şu an tutmaya çabalıyorum. Antitank piyadeleri gönderelim şu şehre. Antitank piyadelerinin vuruş menzili 250 civarı çünkü. Onların bana daha çok yararı var. Warhammer Evren'in hikayesini yeni keşfettim, bayağı iyi olmuş demiş. Teşekkür ederim. MG'ni yeni de değiştireyim. Bu tepeyi tutuyoruz. AI da şu an hiçbir yeri kaybetmedi. Yani şu tepeyi keşke tutabilseydi ama olsun. Düşman kaybediyor gözüküyor şu an. 10 dakika içerisinde. Zamanı hızlandırabilirim. Aktif bir saldırı yok zaten. Şuraya bir yere topçu konuşlandırmış. Ona da vuralım. Piyadelerim, mermilerim bitti. Yollayalım hemen. Destek. Hadi aslanım vur. Vuramadı. Ha? Anlayamadım dediğini. Drop mu var yoksa ben netten mi? Drop. Mortarcılarım patlamış. Yeni mortarcı. Şurada B4'ü var. O B4 problem ya. Netteki Steel Division 2 Türkçe yaması gerçek mi, virüs falan mı, bilgisi falan var mı? Aranızda Steel Division'ı gerçekten indirmiş veya oynayan varsa helal olsun. Ooo bu çok iyi oldu. Çıkalım alalım şunu. Aşık olarak almış. Vuramadım. Tepeyi ne bombalıyorlar ya? Canları sıkıldıkça bomba atıyor herifler resmen. Bakalım mermi sağlayabilecek miyiz burada? Evet. Dört dakika. Bayrağın yanında eziyor. Benim topçularıma B4 gelmiş büyük ihtimalle. Topçular devre dışı. Daha tamamen yok olmadı ama devre dışı büyük oranda. Drop düzelir oğlum. 5 dakika maksimum. 10 dakika belki. Bulut geçmişti. Bulut. Bence iyi savunduk ya. Güzel mi? O şey çok iyi oldu ya. O tel örgüyle siper ormandan giremedi ya. Aynen. De çok fazla şey var topçusu. Çok. Topçusu da nasıl? Şöyle olacak? Bende de bir tane topçu birliği var. Ama o topçu birliğini şeye atadım ben. AI'ye atadım.